Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu'yla bir araya geldik ve birçok konuyu ele aldık. Bağdat'a hoş geldiniz, safara getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şükran ceziren maali el vezir. Öncelikle Irak Dışişleri Bakanı kardeşim Muhammed Ali el-Hekim'e göstermiş oldukları misafirperverlik için çok teşekkür ediyorum. Fil bidaye uddu an uqaddim şükri el cezil li maali el vezir Doktor Muhammed Ali el-Hekim li husn istiqbalihi lana. Bugün iki milletvekili arkadaşımla ve çalışma arkadaşımla beraber Irak'ta, Bağdat'ta bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. اليوم جئت الى بغداد وبرفقتي الثيم من البرلمانيين الاتراك مع فريقي في وزاره الخارجيه. Bağdat'tan sonra Basra'yı ziyaret edeceğiz. وبعد بغداد ساقوم بزياره مدينه البصره. Daha sonra Erbil'e geçip oradaki temaslarımızdan sonra döneceğiz. وفيما بعد سوف اقوم بزياره مدينه اربيل وارجع. Bu görüşmeden sonra Başbakan Sayın Abdülmehdi tarafından kabul edeceğiz ve meclis başkanıyla da görüşme gerçekleştireceğiz. بعد هذا اللقاء سوف اقوم بلقاء مع دولة رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي وبعدها سوف التقي برئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي. Kardeşim El Hekim'le birlikte bugün ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarını ele aldık. لقد تناولنا كافة أبعاد علاقاتنا الثنائية مع شقيقي وأخي معالي وزير الخارجية الدكتور الحكيم. Kendisinin de vurguladığı gibi bizleri de çok yakından ilgilendiren bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk. مثلما تفضل معالي الوزير لقد تناولنا مواضيع مهمة تخص المنطقة. İkili ilişkilerimizi daha da geliştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. سوف نستمر بالعمل سوية لتقوية علاقاتنا الثنائية. Ve Irak Cumhurbaşkanı Behram Salih'in Ankara ziyaretinde alınan kararların uygulanması için birlikte çalışıyoruz. Ve na'mel seviyeten li tenfiz kararat allati ittihadet esna ziyaret fakamet reis cumhuriyet doktor Berham Salih ila Ankara. Ayrıca önümüzdeki süreçte Irak Başbakanı Abdülmehdi'yi ülkemizde ağlamaktan mutluluk duyacağız ve bu yılın sonuna doğru Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da 4. yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantımızı da gerçekleştirmek üzere Irak'ı ziyaret edecek. İşte bu ziyaretlerin ön hazırlıklarını bugün kardeşim El Hekim'le yapmış bulunmaktayız. Taban tanawalna al-yawm aydan mawdu' ziyaret devlet reis el-vezara doktor Adil Abdülmehdi ila تركيا وتناولنا أيضا موضوع زيارة فخامة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان إلى العراق وتناولنا أيضا مسألة عقد الاجتماع الرابع للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى وإكلي تجارة حجمimizi hedeflediğimiz rakamlara ulaştırabilmek için daha çok çalışmamız lazım. Ticaretin önündeki engelleri tamamen kaldırmamız gerekiyor. Ve özellikle de yatırımları teşvik etmemiz gerekiyor. يجب علينا أن نذلل العقوبات الموجودة أمام زيادة حجم التبادل التجاري لكي يكون لنا حجم لكي نصل إلى الهدف المرجو. Biz Irak'ın وتشجيع الاستثمار Körfez ve Avrupa arasında bir hub olmasını istiyoruz. Ticarette ve yatırımda bir hub olmasını istiyoruz. نحن نريد أن يكون العراق مركزاً للتنقل بين التواصل بين أوروبا وآسيا والخليج. Bunun için ikinci bir sınır gümrük kapısını açmamızda fayda var ve aynı zamanda demir yolları ve karayolları gibi ulaşımla ilgili altyapı çalışmalarını da birlikte yapmamız gerekiyor bu projeleri hayata geçirmemiz. لذا سوف يكون من المفيد جدا أن نفتح منفذ حدودي آخر ولتكون مع بيننا تواصل عن طريق الخطوط السكك الحديدية والخطوط البرية. Ve Irak'ın bu ziyaretimde de gördüm ki tamamen normalleşmeye başlamasından biz mutluluk duyuyoruz. ونحن سعداء جدا عندما نرى عندما رأيت في زيارتي هذا إن العراق أصبح وضعه وضعا طبيعيا. Ve bundan sonra Irak'ın yeniden inşasına odaklanmamız lazım. ويجب علينا أن نركز فيما بعد على إعمار العراق من جديد.
bu konuda en büyük taahhütte bulunan ülke Türkiye'dir. Ve mesela ma ta'rifun en ekber devlet taahhada bi musaadet al-Irak bil qard hiye Türkiye. Ve Irak'ın yeniden inşası ile ilgili kurulan komisyon çalışmalarına Türk firmaları da katılmaya başladılar. Ve bedat şirketi Türkiye tusahem ve tusharik fi el-lejne allati şukilet li hada el-mevdu'. Komşu ve kardeş ülke olarak Irak'ın yeniden inşasına önümüzdeki süreçte en güçlü desteği Türkiye verecek. Ve sevfe yukaddim Türkiye da'm ekber da'm el-kebir li şakikeyi el-Irak fi el-merhal.